Türkiye'nin göz bebeği Bayraktar Kızıl Elma mı daha iyi? Yoksa en çok karşılaştırıldığı ABD-Avustralya ortaklığı ürünü olan MQ-28 Ghost Bat mi? Bugün sadece bir teknoloji incelemesi yapmayacağız. Bugün savaş tarihinin nasıl yeniden yazıldığını konuşacağız. Düne kadar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz savaşın geleceği artık geldi çattı. Ve işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? O geleceğin başrolünde başkaları değil, bizim çocuklar var. Uzak tarihten bahsetmiyorum. Yakın tarihi hatırlayın. Çok değil. 15-20 yıl önce bize siz yapamazsınız. Siz ancak parçayı bizden alır montajlarsınız dedikleri günleri hatırlayın. Şimdi o devran döndü ve bu videodaki karşılaştırma o dönen devranın en somut göstergesi. Bugün masaya iki tane dev koyacağız. Bir tarafta arkasında Amerika'nın havacılık devi Boeing'in olduğu, Avustralya kıtasından çıkan MQ-28 Ghost yani hayalet yarasa. Diğer tarafta ise Türk mühendislerinin göz nuru ve alın teriyle yoğrulmuş, göklerin yeni lideri Bayraktar Kızıl Elma. Bu videoyu sonuna kadar izleyin çünkü bu sadece bir hangisi daha hızlı, hangisi daha güçlü videosu değil. Bu Türkiye'nin neden artık oyun kurucu olduğunu ispatı. Konu uzun, o yüzden daha fazla uzatmadan başlayalım. Hazırsanız kemerleri bağlayın. Çünkü Aura Sebilon sponsorluğunda Gök Vatan'a çıkıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Yüniq sunar savaş uçakları iki güçlü devletin savaşı başladığında en kritik vurucu unsurlar oluyor. En şiddetli çarpışma bu alanda yaşanıyor. Ve normalde göz ardı edilir ama platform kadar platformu kullanan da önemli. Bir savaş pilotunu yetiştirmek gerçekten bir uçağı yapmaktan daha zor ve daha pahalı. Milyonlarca dolar, yıllarca süren eğitim ve Allah korusun bir füze isabet ettiğinde kaybettiğimiz hocanın karşılığı yok. İşte bu yönüyle bile Kızıl Elma projesi özel ve anlamlı. Dünya şunu fark etti. Artık hava savunma füzeleri çok akıllandı. İnsanlı uçakları düşman sahasına sokmak intihar gibi bir şey. İşte burada devreye robot savaşçılar giriyor. Ama bildiğimiz zihalardan sihalardan bahsetmiyorum. O pervaneli, yavaş uçan, pırpır dediğimiz zihalar özellikle terör operasyonlarında etkili. Ya da hava savunmasının güçlendirildiği bir ortamda gerçekten dengeleri değiştirebiliyorlar. Zaten Karabağ'da da, Ukrayna'da da, Libya'da da bunu gördük. Onlar görevlerini yaptılar, yapıyorlar, hala da devam ediyorlar. Ama bizim şimdi konuştuğumuz şey bambaşka. Bunlar jet motorlu, ses hızını aşıyor. Bunlar F-16'larla kapışıyor. Ve bu ligde iki büyük gladyatör var. Biri bizim kızıl elma, diğeri batının hayalet yarısısı. Peki hangisi daha iyi? Bunu anlamak için önce sistemleri bir tanıyalım. Önce rakibi konuşalım. Karşımızda Boeing var. Havacılıkta gerçekten dev bir Amerikan firması. Avustralya ordusuyla birleştiler. Çünkü Avustralya ordusu 6. nesil uçaklar için bir destek ekibi istiyordu. Zaten bilinen bir konsept bu. Loyal Wingman yani sadık kanat adamı deniyor bu sisteme. Bizim Kızıl Elma ve Anka 3 de bu kapsamda değerlendirilebilecek sistemler. Buradaki felsefe şu, bir tane insanlı uçak, mesela F-35 ya da Türkiye için konuşursak Kaan önde gidecek. Bu sadık kanat adamları onun etrafında göreve çıkacak. Git şuraya bak diyecek, gidecekler. Kendini feda et diyecek, edecekler. Hava hedefi tespit ettim, saldırıya geç diyecek, saldıracaklar. Ya da gidilen yere kilometrelerce önden ilerleyip radarlarıyla yol güvenliğini sağlayacaklar. Sınırsız görev ihtimali var pet bu konseptin en bilinen örneklerinden biri. Tasarımına baktığınızda klasik bir uçak görüyorsunuz. Burnu sökülüp takılabiliyor. Yani göreve göre burnunu değiştirebiliyorlar. Bazen kamera takıyorlar bazen radar. Amaçları savaşta aktif olması ama iddialarına girmesi değil. Amaçları insanlı uçağı korumak ve ona bilgi taşımak. Şimdi gelelim bizim öncümüze, yani Bayraktar kızıl elmeye. Baykar bu uçağı yaparken Boeing gibi sadece sadık kanat adamı görev yürüsün diye yapmadı. Baykar bağımsız şekilde savaş yürütebilecek bir sistem koydu ortaya. Biz F16 ne yapıyorsa onu yapan, hatta ondan daha da iyi manevra yapan bir insansız savaş uçağı yapacağız dediler. Bakın, bu çok iddialı bir laf. Kolay bir hedef değil. İnsansız savaş uçaklarının ulaştığı manevra kabiliyetine ulaşabilmek henüz dünyada ulaşabilmiş bir hedef değil. Ama buna biz ulaşacağız. Çünkü Kızıl Elman'ın tasarımı tamamen bu sert manevralar hedeflenerek yapıldı. Yani kısacası Ghostbet düz uçup görevini yapan bir sistem. Kızıl Elma doğrudan çarpışmayı hedefleyen bir savaşçı. Agresif, hızlı ve vurucu. Şimdi biraz da kaputun altına inelim. Hız bu uçaklarda en önemli faktörlerden biri. Eğer bir savaş çaysanız ve düşman sizi kilitlediyse oradan hızlı uzaklaşmanız ya da düşmanı yakalamanız lazım. Avustralyalı Ghostbet ses hızının altında uçuyor. Yani subsonik. Motorunda afterburner dediğimiz art yakıcı yok. O ben yavaş gideyim, az yakayım, çok uzun süre havada kalayım diyor. Yaklaşık 3700 kilometre menzili var. Gerçekten etkili bir menzil. Okyanus üzerine devriye atmak için mükemmel. Tabi savaşmak için yetersiz. Ama kızıl elmanın B modeli yani şu an testlerde gördüğümüz model art yakıcılı motora sahip. Art yakıcı açınca ses hızını aşıyor. Yani kızıl elma kaçmayacak, kovalayacak bir sistem. Kızıl Elma düşman jetleriyle it dalaşına girecek. Boeing benim uçağım destek uçağı derken Türkiye benim uçağım avcı uçağı diyor. Fark burada başlıyor. Biri kalkan diğeri kılıcı. Tabi her ne kadar bağımsız görev yeteneğiyle geliştirilse de Kızıl Elma da istendiğinde sadık kanat adamı olarak Kaan'a eşlik edebilecek. Hem de onun eşlik etmesi hava savaşında dengeleri alt üst edecek potansiyele sahip. Yani Ghostbat'in kanat adamlarına benzemez bu iş. Bunu da daha geçen haftalarda anladık çünkü Kızıl Elma dünyada ses getiren bir test atışı yaptı. Zaten kanalda detaylarıyla konuşmuştuk bu atışı. Geçtiğimiz Kasım ayında Sinop açıklarında havacılık tarihini değiştiren bir test atışı yapıldı. Kızıl Elma havalandı. Yanında F-16'lar da vardı. Ama bu sefer bambaşka bir görev için havalandı. Karşısında jet motorlu, hızlı uçan bir hedef uçak vardı. Yani düşman taklidi yapan bir uçak. Elma'nın hedefi bu uçağı vurmaktı hem de görüş ötesi füzeyle. Süreç kısaca şöyle yürüdü. Kızıl Elma kendi burnundaki yerli ve milli AES radarı Murat radarıyla hedefi kilometrelerce öteden kendi başına gördü. Hedefe kilitlendi. Kanadının altındaki yine bizim TÜBİTAK yaptığı Gökdağ füzesini ateşledi ve hedefi imha etti. İlk test yapıldığında birçok insan ne var bunda yeni bir test videosu demişti ama dünyada bunu yapabilen başka bir insan uçak yok şu an. Tabi burada. Burada bir ekleme yapmamız gerekiyor. Size Gosped'in de ne aşamada olduğunu gösteren bir bilgi vereyim. Normalde Boeing ekibi bu işi yapan ilk uçağın Gosped olacağını açıklamıştı. Ama Kızıl Elma onları tokatladı. Onlar da en azından ikinci olabilmek için ve hızlı bir şekilde bunu yapabilmek için geçen salı alelacele bir test atışı yaptılar. Bunu yapabilen ikinci insansız savaş uçağı olduk diye açıklama yaptılar. Ama burada hem insanı gururlandıran hem de güldüren detaylar var. Takip ve taklit eden Türkiye takip ve taklit edilen Türkiye'ye doğru ilerliyor. MQ-28 Gosped M120 Amram görüş ötesi hava hava füzesi atışı gerçekleştirdi. Ama kendine ait radarlarla yapmadı bunu. Hedef bilgisini Avax uçağından aldı. Yani Gospet bir hava hedefi vurabilsin diye ABD ya da Avustralya Hava Kuvvetleri'nin seferber olması lazım. Onu da geçtim. Bu kısma özellikle dikkat edin. Testin atış videosu var ama ne hikmetse hedefin vurulduğu anın videosu yok. Buradan da ellerin ayaklarına dolandığını ve işlerin bayağı aceleye geldiğini anlamak mümkün. Gospet'in aksine Kızıl Elma görüş ötesi dediğimiz yani pilotun gözüyle göremediği, radarla görülen bir hedef bir robot olarak kendi başına vurdu. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık hava sahamıza girmeye çalışan bir düşman uçağı karşısında içinde pilot olmayan bir uçak da bulabilecek. Nereden geldiği belli olmayan, yorulmayan korkmayan, ilerleyen dönemlerde G kuvvetinden bayılmayan bir robot tarafından avlanabilecek. Bu yüzden bu test hava harbinin tarihinin değiştiği an olarak görüldü ve böylesine önemli bir işin altına Türk imzası atıldı. Tabi burada ufak birkaç detaya değinmek lazım. İki sistem arasında uçurum oluşturan bir detaydan bahsettik az önce. Testi konuşurken Murat Radarı dedik. Buna kısa bir parantez açmamız lazım. Çünkü Kızıl Elman'ın sadece silahları değil, gözleri de çok keskin. Eskiden radar teknolojisinde dışa bağımlıydık. Şimdi Aselsan tüm dünyayı şaşırttı ve AES radarı geliştirdi. AESA nedir derseniz kısaca eski radarlar karanlıkta el feneri tutmak gibiydi. Feneri nereye çevirirseniz oraya görürsünüz. AESA radarsa binlerce küçük gözün aynı anda her yere bakması gibi. Hem önündeki uçağı görür hem yerdeki tankı görür. Hem de düşmanın radarını karıştırır. Kızıl Elman'ın burnunda bu radar var. Ghostbed'de ise modüler bir yapı var. Yani bugün radar takalım yarın kamera takalım diyebiliyorsunuz. Bu esneklik ilk bakışta güzel gibi görünüyor. Ama savaş anında dur ben inip burnumu değiştireyim diyemezsiniz. Ayrıca bu testte de gördük ki daha radar konusunda da hazır değiller. Çünkü Baksucan'dan bilgi almak zorunda kaldılar. Ve gelelim işin stratejik boyutuna. Türkiye'nin etrafı denizlerle çevrili. Bu denizlerde çıkarlarımız ve amaçlarımız var. Bizim gemilerimizi, sondaj platformlarımızı koruyacak adımlar atmamız gerekiyor. İşte burada Kızıl Elma rakibi Gospet'e öyle bir fark atıyor ki kapatılması mümkün değil. Boeing'in uçağı klasik havaalanı uçağı. Havalanması için uzun bir pist lazım. Ama Kızıl Elma bizim amiral gemimiz TCG Anadolu'yu yenip kalkabilecek şekilde tasarlandı. Bu çok zor bir iş. Çünkü o geminin pisti kısa. Normalde oraya uçak indirmek, deveyi hendek atlat daha zor. Ama Baykar mühendisleri o başta anlattığım kanart yapısı ve güçlü motoruyla Kızıl Elma'yı o kısacık pistten kaldıracak. İnerken de gemideki halatlara kancayı takıp duracak. TB3 bunu yaptı. Kızıl Elma da yapacak. Peki bu nasıl bir fark oluşturuyor? TCG Anadolu'yu al Akdeniz'in ortasına. Hatta istersen okyanusa götür. İçinden kaldır Kızıl Elma'yı. Binlerce kilometre ötede operasyonlarını yap. Yani Türkiye'nin kolu artık sadece sınırlarında değil. Dünyanın her yerine uzanıyor. Gospet'in böyle bir yeteneği yok. O kara üstlerine mahkum. Peki Şimdi de gelelim sistemlerin yumruklarına yani silahlara. Ghost genelde Amerika'nın standart füzelerini taşıyor. Gövde içinde yeri var ama kapasitesi çok sınırlı. Resmi olarak duyurulan ve bilinen füzeleri AIM-120 ve AIM-9X. Sadece havadan havaya füzeler kullanıyor. Başka mühimmat türleriyle ilgili de haberler arada bir çıksa da devamı gelmiyor. Kızıl Elma bununla kıyaslarsak tam bir cephanelik. Hava savaşında Gökdağ ve Bozdağ'ı kullanıyor. Düşman gemisine karşı kanadına SOMJ seyir füzesini yüzlerce kilometreden ateşleyebiliyor. Yerdeki hedeflere karşı tolum minyatür bombalarını atıyor. Tabi bunlar başlıcaları. Daha birçok farklı türde silah yüküyle görev yapabilir. Ve en önemlisi de bu mühimmatların hepsi yerli. Yani Amerika ambargo koydu, füze vermedi derdi bitti artık. Uçak bizim, içindeki yazılım bizim, attığı füze bizim. Tetiğe bastığımızda kimseye hesap vermek zorunda değiliz. Avustralya'da böyle bir imkan yok. Yani bu alanda tam bağımsız Türkiye ideali gerçekleşti diyebiliriz. Kızıl Elma yaklaşık 1,5 ton yük taşıyor. Bu bir insansız uçak için muazzam bir kapasite. Neredeyse insanlı bir hafif saldırı uçağı kadar yük alabiliyor. Kapasitesi oranında Türk Hava Kuvvetleri'nden de büyük büyük alıyor elbette. Neyse yani kısacası elimizde iki tane teknoloji harikası var. Yiğidi öldür hakkını yeme. Boeing'in Ghost de mühendislik açısından başarılı bir uçak. Özellikle çok uzun menzili ve yapay zeka ile sürü halinde uçmasıyla Pasifik'te önemli bir güç. Ama eğer bir karşılaştırma yapacaksak bu elma ile armutun karşılaştırması gibi. Ghostbed hareketsiz bir yardımcı, bir gözcü, bir destek elemanı. Kızıl elma bir savaşçı, bir avcı, bir öncü. Kızıl elma ses hızını aşıyor, o aşamıyor. Kızıl elma it dalaşına giriyor, o giremiyor. Kızıl elma gemi Niye iniyor, o inemiyor. Kızıl Elma hava hava füzesi ateşledi, düşmanı vurdu, kendini kanıtladı. O ise garip bir test yaptı sadece. Yani Türkiye Kızıl Elma ile ben de varım demedi. Ben bu masanın baş köşesindeyim dedi. Yıllarca bir sürü ambargo yedik ve o şerden Kızıl Elma gibi bir hayır doğdu. Ambargo sonucu doğan onlarca hayırlı silah sistemimiz gibi. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.